okulları kapatma lüksümüzün olmadığını, okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğunu, okulların açık kalmasının bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladım. Yaklaşık 1,5 yıl aranın ardından yeniden başlayan yüz yüze eğitimin Türkiye'nin normalleşmesi için önemli olduğu vurgulandı. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin olduğu, 1,2 milyon öğretmenin olduğu, servis şoförleri ve diğer çalışanlarla birlikte toplam 20 milyonluk bir doğrudan kitleyi, dolaylı olarak da Türkiye'nin hepsini ilgilendiren bir sisteme sahibiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim süreciyle ilgili son verileri paylaştı. Yaklaşık 7 haftayı geride bıraktık. Sistemimizde 850 bin sınıf var. Bugün itibariyle 850 bin sınıftan sadece 1817'si yüz yüze eğitim ara vermiş. Yani oran %1'in çok çok altında. Bakan Özer bu dönemde ana odaklarının eğitimde fırsat eşitliğini artırmak olduğunu söyledi. Tüm kitlenin, tüm nüfusun nitelikli eğitime erişimini sağlayabilmek ve eğitimin kalitesini sürekli artırabilmek. Yüz yüze eğitime ara verilmesi bu kronik sorunumuzu biraz daha kronikleştirdi. Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin aşılanma oranlarını da paylaştı. İki doz aşısını tamamlamış öğretmenlerin oranı %87'ye ulaştı. Birinci doz aşılarını tamamlamış olan öğretmen oranı %93. İkinci doz aşısını tamamlamış öğretmen oranı ise %87. Aynı zamanda aşı olmamış ama bağışıklık kazanarak bir şekilde hastalığı geçirmiş ve antikor oluşturmuş olan öğretmen oranımızda %5. Yüz yüze eğitim sürecinde mesleki eğitimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Hem mesleki gelişim, hem kişisel gelişim, hem liderlik eğitimi çok yönlü olarak desteklemeyi planlıyoruz. Bununla ilgili çok kapsamlı çalışmalar yaptık.